iki çalışma var. Bu da ikisi de kanserojen. Ee, kanser yaptığı gösteriliyor. Fakat bu çalışmaların ben 10-15 taneye çıktığı zaman o zaman dünya hapı yutmuştur diyorum. Ee, zaten dediğim biraz evvelki artışlar bu sefer belki 3 katına, 5 katına, 10 katına çıkacak. Şimdi 4 kişiden bir kişi kanseri yakalanırken o zaman 2 kişiden bir kişi kanseri yakalanacak eyvah, eyvah. diye Soru koyuyorum ama hı hı. 10 tane 15-20 yayını birleştirip meta analiz yapıldıktan sonra belki ömrümüz varsa bu masada oturduğumuz zaman bunu konuşmuş olacağız. İnşallah çıkmaz. Benim gibi havası, suyu, toprağı her taraf kanser saçarken bir de şimdi GDO çıktı başımıza. Şimdi bir de GDO hakikaten bu yayınlar ileride çok büyük gerçek olursa işte o zaman felaketin tam ucundayız. Bırakın dünya savaşından daha beter bir olay dünyanın başına gelecek. bekleyen çok büyük bir evet, dünyanın, Dünya, dünya savaşından daha büyük olaylar meydana gelecek. Ayda 12 tane sosis yiyen çocuklarda lösemi riski 5 kat fazla. Aman Allah. Haftada bir sosis yiyen çocuklarda beyin tümörü 2 kat fazla. Haftada 3 tane sosis yemek riski oranı 3'e katlıyor. Bakın. İnanılmaz. Ne kadar korkunç. İnanılmaz. Bir de şunu söylüyorum. Salam. En tehlikeli salam çünkü pişirilmeden yeniyor. Hı hı. Çiğ etten yapılıyor. Ve bu doğrudan doğruya içinde her türlü mahlukat var. Yumurta. Hı hı. Yumurtada e, halkımıza söylüyorum sakın katı olarak pişirmeyin. Çok katı pişirirseniz araşnoik asit dediğimiz bir kanserojen madde birikir. Çok katı yumurtada. Yumurtayı rafadan veya çok az olarak pişmiş yapın. Şimdi biz ne yapalım? Şimdi kısaca, çok çok basit anlatıyorum. Kırmızı et yerine hı hı. balık ve de dolaşan kümes hayvanlarını, yani beyaz eti tüketelim. Hindinin mesela yağ oranı tavuğa nazaran daha düşüktür. %4, %8 civarındadır ama tavukta %27 filandır. Yani biraz daha hindiye kayalım. Evet. Bütün bunlardan kaçarken balık diyoruz. Balık, balık, balık. Ama ne balık? Balıkta alfa linoik asit, yani omega 3 en yüksek olan gıdadır. Hı hı. Linoik asit ise omega 6'dır. Bunu halkımız unutmasın. Ben omega 3'ün faydalarından bahsediyorum. Balık bizim için çok faydalı. Ama balığın da tabii ki ee, şeyde ee, doğrudan dolayı kılçı da faydalı. Bunu halkıma tekrar duyuruyorum. Özellikle osteopeni, osteoporoza kadınlar 50 yaşından sonra girer. Kemik metastoz olan bizim kanserlerimiz. Bunlar kılçıkları çöpe atmasınlar. Balıkçıdan onu bedava alsınlar, tülbente koysunlar, yemeğin içine sarkılsınlar, yemekle beraber pissin ve onu çöpe atsınlar. Çünkü kemiğinde bile, kılçığında bile büyük yarar var. Hı hı. Balıktaki omega 3 aynı zamanda kemiklerimizi de güçlendiriyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi proteinimizi... ...temin etmiş oluyor. Kanserlerin yüzde sekseninde... ...kanser önlenmesi, kanter korunmasında... ...özellikle gene en başta... ...meme kanserinde, prostat kanserinde... ...mide kanserinde... ...akciğer kanserinde son bir çalışma çıktı. Hatta sigara içenlerde... Ve ...belli oranda... ...tabii sigara içenler oturup omega 3'e güvenip de... ...ben balık yiyorum kanser olmam diye değil... ...yüzde beş, arasında bir koruma olduğu bile gösterildi. Yani hemen bizim çıkıp da gündeki paket sigara içen ben omega 3 alayım. oh kanser. Yok öyle bir şey. Yüzde 3-5. Yani onda bile faydası var. Ama bakın balık normal olarak haftada iki kere tüketilmeli. Bir kilodan fazla haftada balık tüketmeyin somon da olsa. Sigaranın üzerine nasıl yazıyoruz öldürücüdür diye beyaz şeker kutuların üzerine de yazmalıyız. Kanser yapar diye. Bunu bağırıyorum. Bu kadar, bu kadar Amerika'da evet. bunu bağırıyor. Çünkü kanserin ...bir numaralı gıdası şeker diyeyim. Meyveyi yiyin. Ama meyveyi oturup da bir tas kara üzüm yemeyin. 10 tane elma yemeyin. 15 tane ne bileyim portakal yemeyin. Her meyveyi yiyin. Ama her birinden bir arı nasıl her çiçekten bal alırsa her meyveyi azar azar tüketin. Birden bire aldığınız bu e, meyveler friktozdur. Tamam ama bu doğrudan doğruya karaciğer yorgunluğu yapar ve dolaylı olarak şekerin gösterdiği etkiyi gösterir. Yoğurt uzun ömrün sırrıdır. Kolon kanserinin en önemli koruyucusudur. Özefagus, yemek borusu kanserinin önemli koruyucusudur. Meme kanserinin en önemli koruyucusudur. Ama lütfen üzerindeki kaymağı atın. İstediği kadar ev yoğurdu olsun. Kaymağını yemeyin çünkü büyük miktarda yağ ihtiva eder. Yoğurt, yoğurt, yoğurt. Dikkat edin 100 yaşın üzerinde yaşayan insanlar her gün en az yarım kilo veya 250 gram yoğurt yemişlerdir. Şu halkımıza şu formülü veriyorum. Özellikle şu son 3 ay zarfında yani şu ilk 3 ay muhakkak bunu yapın. Bir portakal, bir mandalina bir limon. iyice suyla yıkayın. iyice hatta sirkeli suyla yıkayın. Kabuklarıyla beraber sabah kahvaltısında çekin. Şöyle bir çay bardağı, bundan biraz daha küçük. içine koyun. İçine bir tatlı kaşığı da bal koyun. Biraz kekremsizdir kabuğu olduğu için. Sizin için en büyük şifadır gripten korur kanserden korur korkunç bir koruyucudur